Allah-u Teala Hud suresinde şöyle buyurmuş. Estaizu billah ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere meyletmeyin. Fetemessekumun nar. Yoksa size ateş dokunur. Ve ma lekum min dunillahi min evliya. Ve sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz da yoktur. Sümme la tunsarun. Sonra size yardım da edilmez. Allah diyor ki zalimlere meyletmeyin. Bakın zalimleri sevmeyin demiyor. Zalimlere muhabbet beslemeyin demiyor. Zalimlere gönül vermeyin demiyor. Diyor ki zalimlere meyletmeyin. Meyil bütün bunlardan daha hafiftir. Sadece bir yönelmekten ibarettir ki bu dahi yasaklanmış ve denmiş ki eğer zalimlere meylederseniz size ateş dokunur. Yani cehenneme girersiniz. Meyletmek yasaklanmışsa sevmek ve gönül vermek hakkında siz ne dersiniz? Peki zalim kimdir? Zalim Allah'ı inkar edendir. Zalim Allah'ın hükümlerini küçümseyen ve şeriatını hafife alandır. Zalim İslam'ın hükümleri artık geçmez. Bizim kendi kanunlarımız var diyendir. Zalim Müslüman'ın namazıyla, ezanıyla, tesettürüyle kavgası olandır. Şimdi ben bazı Müslümanlara buradan seslenmek istiyorum. Allah size zalimlere meyletmeyin derken sizler nasıl olur da zalimleri seversiniz? Bütün hayatını Kur'an ve İslam'la savaşarak geçirenlere nasıl muhabbet beslersiniz? Allah'ın hükümlerini yok edenler nasıl gönlünüze sokarsınız? Sizi Müslüman olduğunuz için küçümseyen, vaktiyle kızlarınızın tesettürüne karşı çıkan ve hala bu fikirde olan, ezandan dahi rahatsız olan kişiler nasıl seversiniz? Din düşmanı sevilir mi? Ben burada günahkardan bahsetmiyorum. Zavallı bir günaha düşmüş, kendini kurtaramıyor. Bu kişiyi kastetmiyorum. Biz bu kişiye acırız. Benim bahsettiğim kişiler Allah'a savaş açanlar, zamanımızın firavunları. Bir Müslüman dinine hakaret eden kişiyi nasıl sever? Ben bazen televizyonlarda görüyorum. Bütün hayatını dini yok etme uğrunda geçirmiş. Bunu da yazılarıyla ve sözleriyle ilan etmiş birisi, yani bir Allah düşmanı ölüyor. Bakıyorum cenaze namazında tesettürlü Müslümanlar ağlıyor. Cami cemaati namazını kılıyor. Ya bu kişi günahkar bir Müslüman değil. Bu kişi din düşmanı, Allah düşmanı, Kur'an düşmanı. Siz bu kişiyi nasıl sevebilirsiniz? Vallahi onlar orada onun cenaze namazını kılıp arkasından ağlarken ben öldüğü için evde şükür namazı kılıyorum. Bir din düşmanı ölünce cenaze namazı değil şükür namazı kılınır. Son sözümüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü olsun. Helid-dînü illel hubbu fillah vel buzu fillah. Din Allah için sevmekten ve Allah için buğz etmekten başka nedir ki? Allah'a emanet olun.